Olmuş mudur? Şimdi şöyle e, Tabii çok arkadaşımız var Galatasaray'la hatta evet. Kongre üyesi olup belki buraya git oyda kullanmış olanlar da vardır aralarında e, yani kim ne kadar kızarsa kaybedilmiş bir maçtan sonra efendim işte ne bileyim bir sürü şeyden sonra yani teknik adamlık yanlışı yok mu? Ya tabii Allah'a mahsus zaten yanlış olmamak. Fatih Hı. Hoca da yanlışlıklar yapıyor. Yani safveti çıkartacağını <laughs> beni çıkarttı o yani. Mesela bunlar olur zaten yani. Görüş meselesi, farklılığı. Ee, tabii ki yani Fatih Hoca'yla ben devam edeceğim açıklaması şeyin Burak Bey'in e, bazı oyların gelmesine Yaramıştır ama giden oylarda olmuştur. Onu da e, yani altını çizmekte e, yarar var. Taraftar nezdinde çok karşılığı oldu ama Galatasaray Genel Kurulu yapısı ayrı bir yapı senin de söylediğin gibi. Yapı çok değişik bir yapı. Fakat burada enteresan bir şey daha var onu söyleyecektim demin unuttum. Şimdi aklıma geldi gördükten sonra ön sırada 6-7-8 kişi saymadım bir topluluk var. Sandıklar açıldıksa açılacak olan sandıktan çıkacak oyları bilenler var oldu. Mesela şey Hamamcıoğlu öndeyken hiç telaşlanmadı. böyle seyrediyorlardı. Sanki kendileri öndeymiş, bitmiş kongre gibi. Ve o 27 28 29 işte giderken artık iyicene alevlendiler. Demek ki Galatasaray'ın yeni oy profili Evet, şimdi 25 ve 30. Sandık Kemal abi, hemen seni destekleyeyim. 25 ve 30. Sandık arasında e, son üyeler, e, daha gençler ve e, sonradan Galatasaray üyeliğini hak kazanmış seçim hakkı olan isimler oy kullandı. Belki de o yüzden. Tabii yeni profil. Evet. Öyle yazıldı. Ha, yani e, o mesela o önde oturan 8-9 kişi kaç kişi saymadım. Onlar böyle bir sandık açıldıkça tamam oluyor. Heh, ya bakma gerideyiz ama oluyor ya tamam ve hakikaten olunca da fırladılar yani bekledikleri bir şey oldu onun altını çizmekte yarar var. E bu da yani şeyin Burak Elmas ve ekibinin Galatasaray'ın yenileri içinde önemli bir şey var demek ki desteği var yani önemli bir destek alıyorlar yeni profillerden mesela. Eşref Hamamcıoğlu 20 sandık diyeyim yani atıyorum kafadan hep önde gitti. ya Eski Galatasaray. 1 ile e, 10. sandık arasında Eşref Hamamcıoğlu farkı açmıştı. Değil o farkın yani... nasıl kapanacağı merak ediliyordu. Eski... 10. sandıktan sonra Burak Elmas e, hep önde çıktı. Sadece 22. sandıkta yine Eşref Hamamcıoğlu'nun e, az bir farkla önde olduğu. Evet yani bu da enteresan yani sonuç üzerinde enteresan bir yorum yapmamıza yol açıyor eskiler daha çok eskiye çünkü Eşref Amancıoğlu herhalde 60'ın üstündedir yani bilemiyorum da eskiye yeniler daha çok yeniye. Yani enteresan. Ama hemen şunu da söyleyeyim Kemal abi, e, Safet hocam. E, 20. sandıktan sonra da aslında e... 56'ya 54, 52'ye 48 aslında çok da Oranları şey değil. Oranları söylüyorsun evet. değil mi? Hı -hı. Çok e, açık bir fark yoktu i̇şte ama, ama son işte he. iki sandıkta 70'leri görürken Burak Bey e, o evet, konuda tabii. Eşref Bey biraz tabii. daha geride kaldı. Enteresan. Bilmiyorum ben yönetim kurulunun isimlerini de saydınız biraz evvel hiçbirini tanımıyorum. Hepsi alanında e, Ay, gerçek. Hay, yani tabii kusura ki. bakmasınlar ben tabii tanımıyorum ki. o ayrı hikaye ama hiç olmadık biçimde Galatasaray tarihinde yararlı olabilirler Galatasaray. O da başka bir şey yani. Yani. Bakın. De yeni nesil gelecek. Ha, yani Burak Yılmaz Başkan şey bu, Yılmaz takıldığı şey, takıldı ya ağzımız. <laughs> Burak Elmaz Başkan o listeyi hazırlarken herhalde ya şu Ahmet'i de koyayım Mehmet'i de tombala çekmedi herhalde. Yani bir değerlendirme kafada bir tanıdıklık bir bilgi onların İzin giderek o isimleri yazdı oraya. Galatasaray için, Galatasaray <laughs> camiası için hayırlı olsun. Hocama evet. hemen tabii teknik direktör Fatih Terim'le devam edileceği gözüyle bakılıyor artık. Yüzde yüz neredeyse bu oran. E, şimdi Çok bir mantıklı. ay sonra e, Seven onun mücadelesi var. Fatih hocayla devam edilmesini nasıl değerlendirirsiniz bu süreçte? En mantıklı olan süreçte bu olur benim kanaatime göre. Çünkü şimdi yeni bir hoca ile anlaşmaya kalksanız, Nereden baksanız onun içinde uğraşacaksınız. 15-20 güne en az uğraşacaksınız. Ne yer, ne içer, nerede yatar, nerede Gelecek, <laughs> takımı tanıyacak. O maça çıkacaksınız. Bu maçın telafisi yok. Yani PSV ile karşılaşacaksınız. Kötü geçti. Bekleyelim bir sene deme lüksünüzün olmadığını düşünüyorum. Dolayısıyla Fatih Hoca her şeyi biliyor. Eksik veya artı ne varsa... E, bence bir ay daha iyi bir süre Galatasaray o e, maça hazır olur diye düşünüyorum ben şimdi, Doğru olan o Tabi gözler bir yandan transferleri bir yandan da Fatih Terim'in ne zaman açıklanacağı ha, Bir de şey. iki bir tane iyi oyuncu aldılar ha yerli Yani bu 18 evet. yaba 8 yaba 11'de Anlaştılar. 8 oldu ya Aynı şimdi Aşlanlı. yeni kural hı hı. İki tane yerli iyi oyuncu oldular Galatasaray'da çok kötü oynuyorlar onu bilemem ama Gelişleri iyi ikisinin de. Şimdi, o transferler de daha çok Fatih Hoca'nın bıraktığı listeye dayanarak yapılmış bence transferler oldu. Fatih Hoca belki bir hafta takımla beraber olmayacaktır. Belki kenarda duracaktır. Çünkü yönetimle konuşması gereken meseleler olacaktır diye düşünüyorum. Ama ekibi büyük ihtimalle takımla beraber olacaktır. İşler başlayacaktır yani. Her ne kadar başlanmış gözükse de bütün ekibi oturacaktır. Fatih Hoca en son rötuşları tamamlayacaktır. Kemal abi, e, transferler dedin tabii Galatasaray'da yerli isimleri kadrosuna kattı. Aynı zamanda hı hı. sözleşme yenilediği isimler oldu. Ömer Bayram bunlardan Doğru. biriydi. Eee evet. Emrah aynı şekilde Emre Taşdemir. E, Galatasaray aslında Fatih Hoca'nın bıraktığı liste doğrultusunda çalışmalarını e, sürdürdü canım. bu süreçte. Tabii Tabii. Yani. Doğrusu da oydu. Yani. Şimdi e, yeni gelecek X adam seni şaşırtabilir. Anladın mı? Yani hı, hı tabii ki Fatih Hocam bir liste vermiştir, bir politika çizmiştir. <laughs> Onun izinde gitmekte her zaman yarar vardır. E zaten oynayanların faydaları ortada. Gelenlerin takımlarındaki faydaları ortada. Yani şu anda bir Falcoa faulü yok en azından. Çok teşekkür ediyorum Kemal Belgin ne oldu kıymetli be? değerlendirmeleriniz için. Süremizin sonuna geldik. Su gibi geçti zaman değil mi? Bir buçuk saat. <laughs> Şimdi o zaman ben başka bir şeyle bitireyim programı. Tamam. Bundan böyle. Evet. İlk kongre Fener'in. Yanlış evet. hatırlamıyorum. Hı hı. Aynı kongrede aynı Ceyda'yı istiyorum. 10 saat. <laughs> Yalnız bir şey söyleyeyim. Ekleme yapayım. E, başkan tek başına olursa e, bu yine kongre olacak mı? mı?